26 Ocak Çarşamba Sol Haber Kadir Sev Kapalı Kapılar Ardında Patronlar geleceklerini güvenceye alabilecekleri yeni bir düzen arıyorlar. Medya sayesinde ittifaklar erken seçim oy oranlarına kilitlendik. Farkında değiliz ama dört yanımız sarılmış. Soyuluyoruz. Varlık fonu aracılığıyla ülkenin zenginlikleri belediyeler aracılığıyla kamu taşınmazları elimizden alınıyor. Türkiye Varlık Fonu'nun denetim süreci 5 Ocak 2022 günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerle bitti. 7 sektörde 28 şirketin 286,5 milyar lira öz kaynağın yönetildiği fonun denetim görüşmeleri birkaç saat sürdü. Bağımsız denetçilerin raporları kamuoyunda paylaşılmadığı için içlerinde neler olduğunu bilmiyoruz. Ama komisyon görüşmelerinden anlaşıldığına göre onlarda da kaydı değer denetim bulgusu yok. Komisyonun AKP'li üyeleri görüşmeleri itibar etmedi. Salondan yükselen neden katılmıyorlar sorularını komisyon başkanı, genel kuruldaki oylamada bulunmak zorunda oldukları için burada yoklar diye yanıtladı. Aynı gün meclis genel kurulunda 49 yıldan az sürelerle işletme hakkı devredilen limanların işletmecilerine 49 yıla uzatılmasını isteme hakkı tanınmasının öngörüldüğü patron dostu bir torba yasa görüşülüyordu. Komisyon başkanının da acelesi olsa gerek soru sorulmasına bile izin vermedi. Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü'ne Varlık Fonu'nun ABU'da bir kalkınma holdingi yaptığı sözleşme var. Onunla ilgili en ufak bir bilgiye sahip değiliz. O gelin borcu ne kadar gibi sorular yöneltildi ama başkan yazılı sorun deyip alelacele birleşimi kapattı. Böylelikle bu yılın denetim raporu fonun çok sayıda bilinmeziyle birlikte önceki yıl raporlarının arasına konuldu. Turkcell'in satın alınması olayı kuşkularla dolu bir süreçte gerçekleştirilmişti. Türkiye Varlık Fonu 2020 yılı Ekim ayında ortakları arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amacıyla Turkcell'in %26,2 hissesini satın almıştı. Kaça aldıklarını, parayı nereden bulduklarını, fondaki hangi şirketin aracı yapıldığını bile gizlemişlerdi. Kaça alındığını, paranın nereden bulunduğunu yine öğrenemedik. Ama Genel Müdürün komisyondaki sözlerinden değerini uluslararası danışmanlık şirketleriyle çalışarak belirlediklerini öğrendik. Genel Müdür bu yanıtı danışmanlık liderlerinin neden hızla yükseldiğinin sorulması üzerine vermişti. Görüşmelerin bir başka yerinde ise Türksel'in Haziran 2020'de Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bu tür satın almalarda kullanılmak üzere kurulan bilgi teknolojileri İletişim hizmetleri anonim şirketi aracılığıyla alındığını ve bağımsız denetçinin bu şirket hakkında sınırlı olumlu görüş verdiği konuşuldu. Denetim bulgusunun gerekçesini bilmiyoruz ama bunun önemi yok. Asıl şu sorulmalı. 5 milyon lira sermayeli şirketle milyarlarca lira yatırıma kalkışmak nedenli mantıklı. Neden böyle bir işe kalkışılır? Küçük bir anımsatma gerekebilir. Türksel Genel Kurulu ortaklar arasındaki anlaşmazlıklarla devletin hükümet komiseri göndermemesi gibi nedenlerle yıllardır toplanamıyordu. Araya Türkiye Varlık Fonu sokuldu. Ortaklardan biri olan Telia'nın %24,02 hissesi 530 milyon dolarda satın alındı. Oysa o tarihte Türksel'in piyasa değerinin 4,7 milyar lira olduğu söyleniyordu. Sonraki yıllarda da tereyağının yarı fiyatına neden razı olduğu hep merak edildi. Bir başka gelişme daha dikkat çekiyordu. Mehmet Emin Kara Mehmet, 2014 yılında Ziraat Bankası'ndan 1,6 milyar dolar tutarında 3 yılı ödemesiz 10 yıl vadeli kredi almıştı. Karşılığında Türksel hisselerini teminat göstermişti. Borcunu yıllardır ödeyemiyordu. Sayıştay raporlarında eleştiri konusu yapılıyordu. Ortaklar arasında bir dizi karmaşık devirler yapıldıktan sonra Ekim 2020'de Türkiye Varlık Fonu şirketin %26,02 hissesini devir alıp hakim ortak durumuna geçti. Ziraat Bankası bir açıklama yaptı ve Ekim 2020'de 1,6 milyar dolar kredi alacağının tahsil edildiğini söyledi. Bunları belleğimize alıyoruz. Kuşkularımızı giderecek hesap soracağımız günler gelecek elbet. Kamu taşınmazları inanılmaz bir hızla satılıyor. Hemen her gün resmi gazetede taşınmaz satış ilanlarına rastlanıyor. 22-25 Ocak 2022 arasındaki 4 günde resmi gazetede yayınlanan ilanlarla önümüzdeki 15-20 gün içinde 724 milyon lira tutarında kamu taşınmazı satılmış olacak.